Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Akşamınız güzel geçsin. Mutlu bir akşam diliyoruz. 0212 alan kodu 335 4982 telefon numarası. Tekrar arz ediyorum. 0212 alan kodu 335 4982 telefon numarası. Değerli konuğumuz Gaziantep'ten Zirve Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin öğretim üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Gökhan Bacık hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, iktisadi idari bilimlerle ilgili iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi veya işte kamu yönetimi hiç fark etmez. Onlarla ilgili soru veya sorunlarınız varsa onları da direkt olarak hocamıza iletebiliriz, sorabiliriz. İktisadi idari bilimler çok tercih ediliyor ama son yıllarda tercih edilirken bir endişe de beraberinde geliyor. Çok mezun var. Acaba hani bu çoktan kaçsak mı? Ne dersiniz? Şimdi bu endişe yanlış bir algılamadan kaynaklanıyor. Genelde bu bölümleri seçen adaylar bu bölümlerin Türkiye'de sözel puanla çok az bölüm olduğu için isimleriyle mesleği özdeşleştiriyorlar. Yani kamuoyunda şöyle bir algılama var. Uluslararası ilişkiler mezunları dışlarında çalışır. Halbuki durum böyle değil. Bu bölümler aslında aşağı yukarı aynı kulvarda ders müfredatına sahiptir. Fakat öncelikleri ve yoğunlukları farklıdır. Güzel. Dolayısıyla bu bölümlerin hedefi pek tabii ki devletteki bazı işte bürokratik, bakanlıklara ait birimlere yetişmiş mezun yetiştirmek kadar piyasanın istediği insanlar yetiştirmektir. Türkiye'nin önde gelen şirketleri, Türkiye'nin büyük çaplı iş yapan piyasa aktörleri, sigorta şirketleri, bankalar, bütün bunların aslında doğal olarak insan kaynağı bu bölümlerdir. Yani siyaset biliminden mezun olan insanların pek büyük bir kısmı bu alanlarda, mesela lojistik alanında çalışmaktadır. Dolayısıyla dış ticaret olabilir. Dış ticaret olabilir, dış ticaret, finans olabilir, tabii ki yönetim bilimleri olabilir. Dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının hedef alanı budur. Bu bölümler pratik olarak piyasanın istediği insan tipini tespit edip ona göre şekil alırlar. İşte piyasa yüksek düzeyde bir İngilizce ister. Bir ölçüde istatistik bilgisi bilmenizi ister. Dolayısıyla bu bütün bu bölümlerin giriş yıllarında öğretilir. Hatta şu da var değerli hocam. Mesela siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Basın yayında da rahatlıkla görev alabilir, gayet çalışabilir tabii, değil mi? Yani geçmiş, bir yabancı dil bilgisiyle birlikte, değil mi? Mesela şöyle söyleyeyim. Medyanın dış politik ağırlıklı bölümlerindekilerin dış haberler çok ağırlıkta vardır. Geçmiş dönemlere ait tecrübelerimizden şunu biliyoruz. Mesela Futbol Federasyonu'nda çalışan uluslararası ilişkiler mezunları da var. Dolayısıyla bizim Zirve Üniversitesi olarak amacımız şudur. Biz piyasanın ve uluslararası şartların istediği nitelikleri tespit edip çok esnek bir programla bu bölümdeki öğrencileri buna hazırlarız. Yani mesela piyasa bizden İngilizce istiyorsa bunu fevkalade yüksek standartlarda yerine getiririz. İşte piyasadaki bazı gelişmeler ekonomi bilgisini zorunlu hale getirmiştir. Mesela 25 yıl önce bir kamu yönetimindeki öğrenci bu kadar ekonomi bilmesine gerek yoktu. Ama şimdi çok ciddi nitelikte bir ekonomi dersleri almasına ihtiyaç var. Bu trendlere uygun olarak Zirve Üniversitesi de buna göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla tercih aşamasındaki öğrencilerin bu isimlerle iş kurma arasında bir iş yoktur. Hayır, yoktur. Kesinlikle yoktur. Kaldı ki hani hangi bölümden mezun olursa olsun hani çift anadalı yan dalı bırakalım. Yüksek lisansla da bu farkı rahatlıkla kapatabilir herhalde. Gayet tabii. Zaten bir diğer faktör de bununla çok ilgili nokta. Artık meslekler arasındaki duvarlar kalkmış durumda. Yani mesela biz Zirve Üniversitesi'nde bu planlamaları yaparken piyasadaki paydaşlarla konuştuğumuz zaman şunu fark ettik. Bu duvarlar yok. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz bir bölümde asistanlık sınavı açtığımız zaman mütercimlik bölümünden mezun biri de uluslararası işlere başvurabiliyor. Rahatlıkla. Evet, mesela enerji konusunda master yapacaksanız bir enerji mühendisi çok rahat bulabiliyor. Yani dolayısıyla üniversitelerin, şöyle söyleyeyim, üniversiteler çok siyah beyaz kurumlardır. Ya bir iyidir ya kötüdür, arası yoktur. Yani iyi üniversiteler bu farkları bilerek buna göre mezun üretmek zorundadır. Zirve Üniversitesi de bunu amaçlıyor. Hatta şu var, yine hani sizin fakülteden konuşuyoruz. Sizin bu fakültedeki 3 bölüm, iktisat, evet, işletme, siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler. Hukuktan da ders alıp, öyle değil mi? Gayet tabii, evet. Gerçi hukukçu olamazlar ama bilir kişiye, alanlarında gayet uzman tabii kişi olabilir. Tabii. Mesela Zirve Üniversitesi yeni kurulmakla birlikte çok geniş bir tercih perspektifimiz var. İletişim, mimarlık, hukuk fakültesi, bahsettiğimiz bizim fakültemiz, mühendislik fakültesi var. Ve temel yaklaşımımız bu bölümler arası esnek, interdisipliner dediğimiz şu anki
uluslararası seçkin üniversitelerin benimsediği yaklaşımı ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bu yani şunu söylemek istiyorum. Bir üniversitenin kampüs olmasının maksadı kolay yemekhaneye gidelim, kolay fotokopi çektirelim değildir. Ya da bahçesi güzel olsun değildir. Yani buradaki öğrenci buradaki gelişmelerden de haberdar olsun. Hatta hocalar haberdar olsun. Yani ben işte ekonomi alanında çok son derece yeni bir teori bilmezsem kötü bir siyaset bilimci olurum. Dolayısıyla bu perspektife uygun bir müfredat kurmanız gerekiyor. Bunu biz Zirve Üniversitesi'nde şöyle çözüyoruz. Öğrenciler kendi tercihlerine göre dönemler gittikçe seçmeli ders sayısı artıyor, zorunlu ders sayısı azalıyor. Hatta son yıla geldikleri zaman zorunlu ders sayısı neredeyse 1'e iniyor. Yani öğrenciye biz fiilen şunu söylüyoruz. Sen kendini tanıyorsun, ilgi alanlarını biliyorsun. Buna göre diğer bölümlerden tercihte bulunabilirsin. İktisat bölümünden alabilirsin. Bahsettiğiniz yan dal, çift ana dal gibi uygulamalar da tabii ki gayet olarak başlayacak. Şimdi bundan sonraki süreçte sizin karşılaşacağınız bence tablo şu. Yani Zirve Üniversitesi'nin bir öğrenci kontenjan sıkıntısı olmayacaktır. Dolayısıyla o bölgeye olduğu gibi hakim olan bir üniversite. Ve o bölgeden başka bölgelere giden öğrencileri de kesen bir üniversite açık söylemek gerekirse. Bundan sonraki sizin tek hedefiniz standartı yükseltmek. Doğru. Gerek kendi içinizde, gerekse gelen öğrencinin bilgi düzeyi bakımından. Doğru. Şimdi bu çok önemli çünkü bir üniversitenin 3 temel unsuru vardır. Kaliteli hoca, altyapı, kaliteli öğrenci. Yani iyi üniversitelerin bir ölçüde öğrenci bulma sıkıntısı yok. Dediğiniz avantajlar da lehimize. Biz bölgeden hem ülke dışına hem başka alanlara giden öğrencileri zaten fiilen durdurmaya başladık. Ama kritik bir nokta şudur. İyi öğrenci yani çünkü yönetimi de hocaları da kalitesini zorlayan sınıftaki iyi öğrencidir. Bunu da sağlamak için şöyle diyebilirim. Türkiye'nin en agresif burs politikasına sahibiz. Biz bütün burslu diğer öğrencilerimize bir laptop veriyoruz. Ama sözünüzü keseyim de bunlar sadece öğrenci içinde değil, öğretim üyesi içinde gayet aynı zamanda. Tabii ki gayet çünkü, tabii. Yani oraya gelen öğretim üyesinde yahut da çalışan orası burası değil. Çalışan öğretim üyesinde motive olması lazım. Bu motivasyon fiziki koşullardan tutun da ne bileyim derslikler, laboratuvarları, teknik teçhizatı ve maddiyatı aynı zamanda. Evet. Teşvik edeceksiniz ki daha hani güzel şeyler çıkabilsin ortaya. Şöyle söyleyeyim, üniversite tıpkı sanat gibi artı değere dayanır. Lüks bir iştir. Yani bunu minimalist yöntemlerle yapamazsınız. Olmaz, dolayısıyla tabii, bu bir değere gerekir. Doğru. Mesela biz ilk yüze giren öğrencilere bütün masrafların yanında ayda 2400 lira cep harçlığı veriyoruz. 100-500 arasında 1900 lira, 500-1000 arasında 1400 lira. Mesela 4000 ile 10000 arası giden herkese bütün bursu karşılıyoruz ve 200 lira veriyoruz. Yani biz bunun sonuna kadar farkındayız. Yani bir noktada sizin kaliteli hocaları ve kaliteli öğrencileri çekmeniz gerekiyor. Bunun için vallahi şu var, işsizlik sıkıntısı çekenler otursun sınava hazırlansınlar, dereceye girip şeye gitsinler, Zirve Üniversitesi'ne. Bir telefonumuz var. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Ben Ege Anlar'la Seçkin İstanbul'dan arıyorum. Yabancı dil bölümünden hazırlandım sınava. Sıralamam 4030 İngilizce öğretmenliği okumak istiyorum. Nereleri seçebilirim? İngilizce öğretmenliği. Sıramız kaç? 4030. 4030. Şimdi değerli hocam şey yaparken anlatırken ben de tablodan ona bakayım. Onu size söylemeye çalışacağım. Tabii ki bu öğrenciye hani artı hizmet olarak geri dönüyor. Öğrencinin de çalışması, motivasyonu, işe yaklaşımı o derece yüksek olacak herhalde değil mi? Gayet tabii. Yani bütün bu yüksek öğretim sürecini biz komple bir süreç olarak görüyoruz. Şöyle ki üniversiteler uzun yani size gelen bir üniversite 5-6 yıl mezununuz 5-6 yıl sonra iş bulacaktır. Bütün bu değişiklikleri planlamanız gerekiyor. Dolayısıyla öğrencinin bir taraftan akademik yetkin donanımını arttırmanız gerekiyor. Bir taraftan onu ilgi alanı duyduğu mesleki sahayla kaynaştırmanız gerekiyor. Sanayiyle işbirliği yapmanız gerekiyor mühendislikte. Türkiye'de yakın zamana kadar en temel problemlerden bir tanesi sınıflarda yetişmiş mühendislik eğitimi veriliyordu. Biz bunu kırmak için organize sanayi bölgelerinde ofisler açtık. Nanoteknoloji laboratuvarları açma sürecimiz devam ediyor. Bunun yanında uluslararası ilişkiler sözel bölümlerde Orta Doğu'da biz entelektüel bir merkez olmak istiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizi hem bölgenin dilini öğreteceğiz. Zaten İngilizce eğitimimizi Kuzey Texas Üniversitesi ile native speaker yani ana dili İngilizce olan hocalar vasıtasıyla yapıyoruz. Ama öğrencilerimize mutlaka Orta Doğu'da biz jeopolitik olarak Orta Doğu'nun tam içindeyiz. Kampüsümüzden Halep 80 kilometre. Çok yoğun ilişkilerimiz var. Peki bu konularda oldukça şey de var. Yani çelişki demeyelim de gerçekten dersler tümden İngilizce olarak yapılabiliyor mu? Yani veren öğretim üyeleri ve alan öğrenciler. Burada tek bir kriter var. Bir sınıfta İngilizce dersinin olup olmamasının bakılacak yeri öğrencidir, hocadır. Hocaların yeterliliğine, yetkinliğine bağlıdır.
Şimdi aday öğrenciler bu aşamada okuyacakları üniversitelerin bölümlerine girip hocaların CV'lerine bakmaları lazım. Yani yurt dışı tecrübesi, yayın performansına bakarak ikna edilebilir. Yoksa biz İngilizce eğitim veriyoruz denilebilir. Dolayısıyla bizim üniversitemizde şu anda hukuk fakültesi dışında, hukuk fakültesinde uzun dönemde İngilizce zaten, planı evet. var. Belli ayrı bir durum var. Bütün bölümlerde İngilizce eğitim veriyoruz. Zaten hazırlık bölümümüz var. Zirve Üniversitesi bir TOEFL merkezidir. Öğrenciler mezuniyet döneminde değil, daha hazırlıkta TOEFL ve uluslararası sınavlarla tanışıyorlar ve yabancı öğrencilerin, hocaların gözetiminde. Ayrıca bizim çevredeki ülkelerden yüksek sayıda öğrenci gelecektir. Bunlar sınıftaki İngilizce konuşma oranını artıracaktır. Ama en önemlisi burada hoca profilimizdir. Bütün aday öğrenciler bakabilir. Yani evet. Bu profildir belirleyen. Az önce adayımız sordu. Dil 1'den 4030. sıradayım demişti. Tabii ki geçen senekiyle bir farklılık ortaya çıkacaktır. Geçen sene 4020. sıradaki aday Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı kazanmış. Belki bir üstü de olabilir. O da Dicle Diyarbakır Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği. Biraz daha yukarı çıktığımızda Hatay Mustafa Kemal İngilizce Öğretmenliği. Biraz daha artırıyoruz tempoyu. Trakya İngilizce Öğretmenliği. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy İngilizce Öğretmenliği. Biraz aşağıya indiğimizde Hacettepe İngiliz Dil Bilimi, yani 4020'nin altına biraz indiğimizde Gazi İngilizce Öğretmenliği ikinci öğretim var bu kez. Sonra vakıflar başlıyor. Mesela Ankara Amerikan Kültürü ve Edebiyatı var. Bu şekilde geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda bununla karşılaşırız. Peki burs konusunda herhangi bir endişeye şey var mı? Endişeye gerek yok. Mı? Yani bizim öğrencilerimize, başarılı öğrencilerimize verdiğimiz burslar. Mesela daha küçük bir şehirden büyük şehre gelip adaptasyon sorunu yaşayıp notlarında sorun olan öğrenciler var. Bu tür sorunları telafi etmek için bizim burslarımız başarı endeksi değildir. Yani bir teşvik bursudur. Dolayısıyla mesela bizde ilk 1000-2000 arası giden her öğrenciye biz 1000 lira teşvik bursu veriyoruz her ay. Bu mezuniyet sonuna kadar geçerlidir. Bunun yanında tabii ki bütün üniversitelerde olduğu gibi bizde de son derece sofistike biçimde sanatsal burslar, sporsal burslar vardır. Şunu unutmamak lazım. Üniversite bir öğrencinin 17-22 yaş dönemi en güzel hayatın parçasıdır. Yani evet. Salt akademik değildir. Böyle düşünemeyiz. Yani burada insanlar en güzel yıllarını geçiriyorlar. Hayata giriş evet, sürecidir. Belki de en güzel andığı yıllar. Dolayısıyla Zirve Üniversitesi sanatsal, sosyal olarak da güzel bir kampüs üzerine inşa ediliyor. Yani buradaki insanları, yani dersler haftada 9 saattir, 12 saattir. Hayat bir bütündür. Burada sosyalleşiyor öğrencilerimiz. Soru sormayı burada öğreniyor. İşte entelektüellerle, toplumun önde gelen insanlarla burada karşılaşıyor. Bunları garanti altına almak için biz öğrencilere bu alanlarda örnek olacak. Sanatsal, sportif, işte güzel. Bu konularda da son derece kapsamlı bir burs programımız var. Peki sadece tabii ki hani bu güzellikler üniversitemizde, ülkemizde değil. Bir de yurt dışı deneyiminin olmasında yarar var. Yani bir dönem, iki dönem muhakkak öğrencinin gidip onu yaşaması lazım. O konudaki girişimlerimiz. Bu konuda da şu anda hazırlık öğrencilerimiz var. Bunların bir başarılı grubunu 30'a yakın bir süredir North Texas'a gönderdik. Burada eğitim alıyorlar. Aynı şekilde lisans eğitiminde bunu yaygınlaştıracağız. Bir kere biz Avrupa Birliği Komisyonu'nun Erasmus şartına uygun gördüğü bir üniversiteyiz. Erasmus anlaşmalarımız var. Ancak bunun yanında ikili anlaşmalarımız çok yoğun. Bir kere en başta ifade ettiğim gibi Orta Doğu'da ki diğer ülkelerin iyi üniversiteleriyle çok yoğun ikili ilişkilerimiz var. Avrupa ülkeleriyle ilişkiler kurmaktayız. Yani şunu söylemek gerekiyor. Değişim programları üniversitelerin politikalarıyla ilgili bir durumdur. Yani sizin prestijinizle ilgili, siz ne kadar vizyonunuz ve kaliteniz varsa o kadar iyi üniversitelerle işbirliği kurarsınız. İkinci bir noktada bence bundan sonra çok dikkat edilmesi gereken değişim programlarının bütün dünyaya yayılması gerekiyor. Yani Türkiye'deki üniversiteler Latin Amerika ülkeleriyle değişim yapmak zorunda. Biz bunun farkında olduğumuz için Çin'den Kuzey Amerika, Güney Amerika kadar her türlü üniversiteyle ikili ilişkiler yapıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ayakmanıza sağlık. Evet, yoğun tempoyu tamamlamak üzereyiz. İlginç bir nokta var. Hani trafik sıkışıklığından hep şikayet ederiz. Aslında trafik sıkışıklığından ben son derece memnunum. Çünkü o kadar yoğun tempo içerisindeyiz ki bir yerden bir yere giderken ancak arabada trafikte dinlenir duruma geldik. İşte televizyon, gazete, üniversiteler, tercihler derken oralara koşuştururken sadece arabadaki o trafik sıkışıklığındaki süreç orada dinlenme sürecimiz oluyor. Evet, bu akşamlık da bize ayrılan süre burada sona erdi. Yarın akşam tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.